Merhaba, ben Vahap Sönmez. Bugün sizlere Creo'nun Options Modeler extension ile ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Ajandamız şu şekilde olacak. Önce ürün hakkında biraz bilgi vereceğim. Daha sonra çözüm yetenekleri ve sağladığı faydayla sunumun sözel kısmını tamamlamış olacağım. Daha sonra da bununla ilgili bir uygulamamız olacak. Options Modeler nedir dediğimiz zaman, Options Modeler sahip olduğu özel yeteneklerle ürün varyasyonlarını kolay, hızlı bir şekilde oluşturup yönetmenizi sağlar. Şimdi baktığımız zaman genellikle müşteriler standart ürünlerden ziyade kendilerine özel değişiklikler talep ederler. Eğer siz bu değişikliklere hızlı bir şekilde cevap verebilirseniz hem müşteri memnuniyetini arttırmış olur hem de bu ekstra özel işlerden kaynaklı olarak karlılığınızı arttırabilirsiniz. Ayrıca böyle bir modüle neden ihtiyaç duyulur denilirse, ürün varyasyonlarını oluşturma aşamalarında yaşanan zorlukları bu çözüm ortadan kaldırıyor. Diğer bir konu ise tasarımcıların ürün varyasyonlarını oluşturmak için yaptıkları çalışmalar, işte tasarımı yapmayla kalmıyor, işte repleri oluşturma, family table'ları oluşturma gibi aşamalara da tasarımcının dahil olması gerekiyor. Bu çözüm orada tasarımcının sadece tasarıma odaklanıp ürün konfigürasyonunun ilgili kişi tarafından kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasına imkan sağlıyor gibi çeşitli nedenlerden bu ürüne ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdi Options Modeler'a baktığımızda kendi içerisinde yönetilebilir model oluşturuyoruz. Bunlar kendi Creo'nuzda oluşturmuş olabilir, dışarıdan alınmış olabilir. Bunları Creo Options Modeler içerisinde özelleştirilebilir modüller olarak tanımlıyoruz. Ana ürünümüz ise ürünün kendisi product olarak özelleştirilebilir productlar olarak tanımlıyoruz. Bu yapıyı kurduktan sonra da seçimler için kendimizin belirlediği bir yapıda tanımlamalar gerçekleştiriyoruz ve en sonunda da istediğimiz konfigürasyonda ürünü elde ediyoruz. Bu sayede daha hızlı markete çıkış elde ediliyor ve ürün geliştirme maliyetlerini düşürmüş ve ürün kalitesini arttırıyoruz. Bu da karlılığı doğrudan etkiliyor. Şimdi şöyle bir ürünümüz var. Bu bizim ana ürünümüz. Bu product olarak geçiyor. Biz bunun altına bir modül ekleyeceğiz. Şurada eksik olan parçamız var. Bunu buraya nasıl ekleyeceğiz? Onu uygulamalı olarak göreceğiz. Bunun için bir tane yeni assembly oluşturacağız. Tasarım kısmında genellikle design kullanılıyor. Biz burada seçeneklerden modülü seçiyoruz ve buna bir isim veriyoruz. Daha sonra OK diyoruz. Şu şekilde Interchange Assembly'ye benzer bir ortam karşımıza geliyor. Burada yer almasını istediğimiz ürünleri ortama dahil ediyoruz. Bu istediğiniz kadar olabilir. Ben şu an iki ürün üzerinden gideceğim. İki alternatifim var. Referans tag ile bunların referanslarını tanımlıyorum.
Yani birbiri yerine kullanılabilecek referanslar. Ben şuradaki Arc geometrisiyle bunları eşleştirdim. İsteğe bağlı olarak bu referanslar arttırılabilir. Default olarak montajını yapacağım için birbiri yerine kullanılacak tek referans yeterli oluyor. İhtiyaca göre arttırılabiliyor. Şimdi modülümüzü oluşturduk. Bu modülü product'a dahil edeceğiz. Bu da product'ımız. Bildiğimiz normal montaj mantığıyla assembly'ye gelip oluşturmuş olduğumuz assembly'yi seçiyoruz ve montajlamasını gerçekleştiriyoruz. Burada tabii ihtiyacınıza göre referanslarla tanımlama yapabilirsiniz. Ben default olarak bunu yerleştirdim. OK dedim. Ekranda şu anda oluşturmuş olduğumuz modüldeki ilk çağrılan parça gözüküyor. Fakat model ağacına bakarsak diğer modeli de burada görebiliriz. Şu şekilde. Şimdi montajımızı yerleştirdikten sonra bunun artık seçilebilir bir yapıya kavuşması için Essential Use'a geliyoruz ve burada Edit diyoruz. Double kliklerle bizim için değiştirilebilir modülü buraya çift klikleyerek tanımlıyoruz. Gidon diyeceğim buna da ismine. Enter'a bastıktan sonra kaç alternatif olacak? Gidon 1 dedim. Gidon 2 diyorum. Bunları tanımladım. Bu ihtiyaca göre çoğaltılabilir. Bunu tamamladıktan sonra OK diyoruz ve bu seçimlerin model ağacındaki eşleşmelerini tanımlamak için öncelikle listedeki ismi seçtikten sonra Essentials kısmındaki click yere klikliyorum ve bunun hangi ürünle eşleşeceğini model ağacından seçiyorum. Yeşile klikleyerek Gidon 1 seçildiğinde alt bir PRT'nin gelmesini istediğimi belirttim. Daha sonra click here kısmına klikleyip bu sefer ikinci parçayı seçiyorum. Ve yine seçimde hangisinin geleceğini belirliyorum. Bu şekilde tanımlamamı yaptım. Tekrardan bir kontrolümüzü yapalım. Şöyle. Evet, bu doğru. Diğerini de tanımlamıştık. Artık seçilebilir hale gelmiş oluyor. Bu kadar kolay bir şekilde product'ımızın içerisine alt ürünümüzü modül olarak ekledik. Seçeneklerimizi dahil ettik. Onları model ağacındaki yapılarıyla eşleştirdik. Artık product'ımızın içerisinden müşterimizin ihtiyacına uygun olacak şekilde seçimleri yapıp yeni ürünümüzü elde etme zamanı. Şimdi bu şekilde bir pencere geliyor. Burada Variant Builder'a klikledikten sonra buradan alternatifleri görebiliyoruz. Expand All dersek hepsi açılır. Buradan seçimleri yapıyoruz. Öncelikle Gidon 2'ye göre yapacağım. Off-road lastiğe göre. Update Assembly diyorum. Yes diyorum. Şu şekilde bakın ürünümüzü update etti. Şimdi başka bir alternatif yapacağım. Variant Builder'a tekrar geliyorum. Buradan Expand All diyorum. Bu sefer Gidon 1'i seçiyorum. Bu sefer de Road lastiğini seçerek Update SM diyebiliriz. Buradan da Create Product Variant diyerek nihai ürünü alıp onu bir montaj olarak kullanıp çalışabiliriz. Update SM diyorum. Yes diyorum. OK diyorum. Bakın şu anda seçimimi yaptım. Bu şekilde ürün varyasyonlarını rahat bir şekilde oluşturabiliyoruz ve sonrasında da yönetebiliyoruz.
Sorusu olan var mı konuyla ilgili? Sunumumu burada tamamlıyorum. Başka bir etkinlikte görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.